Kanal Tedaber zamanındasınız ve Neftal Keser programımız devam ediyor. Programın ilk bölümünde demiştik ki ikinci bölümümüzde YÖDAK Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hasfiler bizimle birlikte olacak. Profesör Mehmet Hasfiler olacak. Bir işi çıktı, biraz gecikiyor ama onun öncesinde bizim de bir telefon bağlantımız olacak. Yangınla ilgili bir telefon bağlantımız olacak. Orman Dairesi eski müdürü Altay Fırat'la bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Altay Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun hepimize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Altay Bey, her zaman sizinle sohbet etmek çok keyifli olmuştur. Bilgilerinizden her zaman yararlanmışızdır. Şimdi de yine o bilgilerinizle, engin tecrübelerinize başvuruyoruz. Hatırlayacaksınız, yanılmıyorsam 2017 yılıydı. Tepebaşı, Kalkanlı, Çamlıbel civarında yine büyük bir yangın çıkmıştı. Biz birlikteydik orada. Hatırladınız mı olayı? Tabii ki. Unutur olur mu? 2017 miydi? 2017'ydi, doğrudur. Evet, iyi hatırlıyorum demek ki. Ama 2017'den sonra bir yıl sonra yine aynı bölgede aşağı yukarı yine başka bir yangın daha çıkmıştı. Doğrudur. Evet, öyle bir şey vardı. Şimdi Altay Bey, Orman Dairesi Müdürlüğü yaptınız. Bu süreç içerisinde, evet tamam kabul ediyorum yani, ülkede ciddi oranda bir hava sıcaklığı söz konusu. Ama bizim yangınlarımız patlak verdiğinde yangınlara müdahalede bizim en fazla sıkıntı çektiğimiz olay nedir? Şimdi Eftal Bey, bu konularla ilgili çok doluyum. Çok yazışmalar yaptık, çok makamlara gittik, anlattık. Şu anda az önce de şimdi Meclis TV'yi izliyorum. Tartışmalar var, herkes birbirini suçluyor ama günün sonunda gene bir hafta sonra unutulacak bu konuşmalar. Bir yıl sonra tekrardan dejavu yaşayacağız. Yani yine belki siz olursunuz orada, ararsınız beni. Şimdi söyleyeceğim size yani tedbirleri, nedenlerini, şunları, bunları. Aynen devam edecek. Bence şu an yapılması gereken mecliste, eğer en yüce kurulumuz oysa, her partiden birer milletvekili oturur bir ad hoc komiteye. Hemen şu an helikopterle ilgili, eksikliklerle ilgili, çünkü şu an Orman Dairesi'nin başında bir müdür var. Şu anki durumu en iyi bilen o. Ondan bilgi alırlar ve bu işi kapatırlar. Hemen bağlarlar ve kapatırlar. Helikopterle ilgili konuşuruz sizinle de zamanınız varsa. Detaylı bilgim var çünkü. Benim dönemimde de Husre'ye gelmişti bu konu. Konuşuruz. Ama bakacak olursak odakta insandır. Temelde insandır. İnsan hatası nedeniyle bütün bu orman yangınları var. Bakın geçmişe bakıyoruz. Avustralya'da 6-7 ay yangınlar sürdü. Güney Amerika'da öyle, Fransa'da öyle, Almanya'da öyle. Hiç görülmeyen yerlerde, İsveç gibi yerlerde orman yangınları söz konusudur. Yani burada küresel bir ısınma var. Genel anlamda özele geleceğim. Genel anlamda küresel bir ısınma var. Küresel ısınmanın en büyük sebebi de karbon salınımıdır. Karbon salınımının esas müsebbibi de insandır. Küresel ısınma neticesinde iklim değişimi oluyor. İklim değişimi ya da bize yansıması, ani yağışlar, bir yıllık toplam yağışın bir saatte boşalması veya aşırı kuraklıklar, aşırı sıcaklık yükselmeleri. Bugün orman yangınlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Kuraklaşma ve insan hataları. Geliyoruz. Şimdi bizim Kuzey Kıbrıs'ta bir kere piknik alanlarındaki şeylerin, kebap olaylarının, mangal olaylarının bitirilmesi lazım. Çünkü vatandaş duyarlı ama giderken yanık duyuyor musunuz? Evet, dinliyorum sizi. Sesim geliyor mu? Ben hiç anlamıyorum sesini. Altay Bey, devam edin. Ben sizi kesmemek için araya girmiyorum. Tamam, ben devam edeyim öyleyse. Yani piknik alanları, yine araba seyrederken izmarit, etrafa sağa sola gelişi veren atılan şişelerin mercek görevi yapması, yine yüksek gerilim hatları vardır elektrik idaremizin, ormanlardan geçen kısımlarının artık yerin altından mümkünse yerin altına alınması. Çünkü özellikle yaz aylarında aşırı yüklenmeden dolayı bu yüksek gerilim hatlarında kıvılcımlar oluşuyor. Ve ortalık kupkuru. Zaten doğa bize işaret veriyor. Bizim sadece meteorolojik verilere bakmamız artık tahmin de değil, hava tahmini değil, bunlar veridir direkt. Yani size bu olacak diyor, bu oluyor. Bunları da göz önüne alındırarak önlemlerimizi almamız lazım. Bizim şu anda, ben size genel konuşuyorum, yani saatlerce de konuşabiliriz. Her yıl koruma tüzüğüne bağlı olarak 125 ile 130 kişi arasında bir hazır yangın ekip kuvveti alıyoruz dışarıdan. Bu yıl o da biraz gecikti. Muhtemelen bu koronavirüs nedeniyle yoğundu siyasilerimiz. Bir ay geç kalındı. Yani biz daha önce Nisan'da alırdık bunu.
Sıkıntı yok. 125 kişilik bir ekiple yazın var olan kulelerimizle bütün bu ormana açık sahaları gözetlemek kusuretiyle yangın ekiplerimizle, hazır kuvvetlerimizle müdahale ediyoruz. Binlerce yangınlar var ki küçücükken bastırabiliyoruz bunlar bu hazır ekiplerimizle. Yer ekiplerimizin önemi çok büyüktür. Helikopter gerekli mi? Evet gereklidir. Alınsın. Ama önemli olan bunu sürdürülebilir kılmaktır. Yani helikopteri aldıktan sonra daha önce biliyorsunuz konuştuk sizinle. Bir kamera sistemi kurulmuştu dağlarımızda. Ama o sistem de yok oldu gitti. Çünkü sistemi kurmak önemli değil. Onun bakımı var. Sürdürülebilirliği var. Arıza gösterdiği zaman kadronuz olması lazım. Bakım ekibiniz olması lazım. Sadece kurmakla olmuyor. Sadece helikopteri almakla, uçağı almakla olmuyor. Bunun yasal boyutları var, protokolleri var. Tam yapılması gerekiyor ve aksama olduğu zaman da hesap sorulacak birinin olması lazımdır. Hesabın sorulacağı birinin olması lazımdır. Bu da dediğim gibi yasalarla, protokollerle olur. Altay Bey. Orman Dairesi'nin farklı 60 yasası var. 60'larda hazırlanmış. Güncellenmesi lazım. Benim dönemimde bir tane teşkilat yasası yaptı. Araç parkı çok zengindir Orman Dairemizin ama eleman olarak sıkıntı yaşıyoruz. Altay Bey araya girmek... Altay Bey... 25 kişi ekiple. Altay Bey beni duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Şey, çok özür diliyorum. Araya girmek durumundayım şimdi. Helikopterden bahsettiniz ya. Evet. Ondan dolayı bununla ilgili bir soru sormam lazım size. Şimdi siz Orman Dairesi Müdürlüğü yaptığınız dönemde de helikopter yine gündemdeydi. Şimdi genel bir genel bir kanı da var. İşte yaz aylarında 45 ortalama 45 dereceyi buluyor hava sıcaklığı. Böyle bir ülkede bir yangına müdahale edebilecek bir helikoptere acil ihtiyaç vardır ve yıllardır bu sürekli tartışılıyor. Ama siz şimdi az önce siz de söylediniz. Helikopteri almak değildir dediniz. Onun sonrası vardır. Bir de şöyle bir şey var ama yani ben buradan helikopter alınsın mı alınmasın mı çok fazla emin değilim sizin bu söylediklerinizden. Siz alınmasından yana mısınız? Değil misiniz? Onu anlayamadım. Biraz sonra bana onu söylersiniz. Ama başka bir şey. Eğer helikopter yoksa, mesela dün 11.45 civarında yangın çıktığı yönünde ihbar alındı. Yanılmıyorsam Türkiye'den yardım saat 1'i geçmişti yardım istendiği zaman. Yani, tam kesin bir şey söylemeyeyim ama aklımda kaldığı kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Yani 11.45'ten 13'e kadar, arada 12 bile olsa 1 saat 15 dakikalık bir süredir. Ve sürekli rüzgar altında olan bir yangında 1 saat 15 dakikalık bir zaman çok büyük bir zaman dilimidir gibi geliyor bana. Ben uzman olmamama rağmen. Bilemiyorum bu konuda bunları da göz önünde tuttuğumuz zaman biz o yangın helikopteri ne kadar gereklidir? Yani bunun ayrıcalığını, bunun ayrımını yapmak gerekmez mi? Söyleyeyim Eftal Bey. Şimdi bakın, yangın helikopteri veya yangın uçağı orman yangınında kullanabileceğiniz bir enstrümandır. Tamam mı? Yani bir yan unsurdur, ana unsur değildir. Binlerce yangınlar vardır ki bizim bu yerden hemen müdahale edilip söndürülüyor. Yani her defasında helikopteri kullanamazsınız. Helikopter geceleyin kullanılamaz. Gündüzleyin meteorolojik şartlar uygun değil ise yine kullanılamaz. Görüş yoksa yine kullanılamaz. Yani belli şartlara bağlı helikopterin kalkıp da müdahale edebilmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün bizim yanımızda Türkiye Orman Genel Müdürlüğü var. Orman Genel Müdürlüğü ne istediysek bize veriyor. Hatta ben ormandayken o zamanlar 16-18 döneminde Türkiye'nin güney sahilleri özellikle ta Marmara'ya kadar seyrekleşerek ama Akdeniz bölgesinde adamlar ihaleye çıkıyorlar. Özellikle Mersin'le Hatay arasındaki konuşlanan, kirayla konuşlanan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından konuşlanan bu helikopter veya uçakların bir tanesinin de bizde olması kaydıyla bir sözlü mutabakat yapmıştık. Ama gerçekleşmedi. Tabii ki bunu da açıklayabilirim ben kendi adıma. Şöyle söyleyeyim. Bugün bir tane Ercan'da veya Lefkoşa'ya yakın bir yerde helikopter alıp konuşlandıracak olur isek, Karpaz'da bir yangın çıktığı zaman Hatay'dan oraya gelecek, geçecek süreyle buradan şeyden Lefkoşa'dan oraya gelecek süre hemen hemen aynıdır. Yani bir coğrafik artı avantajımız var. Bunu kullanmamız lazım. Artı hemen çizgi komşumuz olan İngilizler var, yarış gücü var ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi var. Bunlarla da oturup konuşarak
bir mutabakat yapabiliriz. Ortak bir konsorsiyum kurarak, bir helikopter yardımlaşarak iki ekip, iki tarafın orman dairedir vesaire. Yani çözümler var ama bunları gerçekleştirmemiz lazımdır. Bunları bir adımın atıp yapmak lazım. Sadece konuşmakla olmaz. Aksi takdirde seneye Allah göstermesin. Niye diyebileceksin ama gene aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Hep aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Altay Bey, çok kısıtlı bir zaman dilimimiz var. Bundan dolayı sohbetimizi burada kesmek zorundayım. Çok özür diliyorum ama size söz veriyorum. Bir programımda sizi burada konuk edip çok ayrıntılı bir şekilde konuşmayı çok isterim. Memnun olurum Eda Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar Bey. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Orman Dairesi Eski Müdürü Altay Fırat ile birlikte bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Aslında programın ilk bölümünde kendisiyle bağlantı kurup görüşlerini, önerilerini alacaktık, dinleyecektik. Ama diğer telefon görüşmelerimizin uzamasından dolayı ikinci bölüme bıraktı kendisini. Altay Bey ile yaptığımız telefon görüşmesinde ne üzerinde durdu? Daha fazla Altay Bey, kendisi tecrübeli bir isim. Programın başında da söylediğim gibi Orman Dairesi Müdürlüğü yapmış bir kişi. Geçmiş yıllarda da kendisiyle birçok yangında beraber birlikte çalıştık. Onlar yangını söndürmek için çalıştılar. Bizler de onların çalışmalarını, yangınla ilgili bilgileri izleyicilerimize, halkımıza, sizlere anlatmak için çok uğraşlar verdik. Dolayısıyla Altay Fırat çok tecrübeli bir isimdi. Ve tabii gündemde olan başka bir konu var. Nedir o? Helikopter konusu gündemde. Bir süredir helikopter konusu yine bir özellikle son bir haftadır, geçen haftadan beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte yangına müdahale edebilecek bir helikopter veya bir uçak alınır mı, alınmaz mı konusu tartışılıyor. Geçmiş yıllarda da hatırlayacaksınız. Ne zamanki yangınlar peş peşe geliyordu. Neden bu ülkede bir helikopter veya bir uçak konuşlandırılmıyor şeklinde değerlendirmeler, açıklamalar da geliyordu. Ama helikopterin, uçağın pahalı bir iş olduğu söyleniyor. Yani çok pahalı, aylık ücretinin pahalı olduğundan, daha sonra onun bakımı söz konusu ve deniliyor ki işte Türkiye'den yardım talep ettiğimiz zaman, Türkiye'den yardım istediğimiz zaman biz hemen işte yarım saat içerisinde o helikopter veya işte uçak hangisi gelecekse buraya ulaşabiliyor. Şimdi bu da bir argüman. Başka bir argüman, biraz önce Altay Fırat'ın da söylediği gibi çok sıkışırsak eğer Barış Gücü'nden yardım isteyebiliriz diyor. Nitekim dün Barış Gücü'nden yardım istenmişti ama Barış Gücü'nün yangınlara müdahale eden uçağının arızalı olduğu söylendi. Hakikaten de öyleydi herhalde. Yoksa arızası yoksaydı şey uçağın neden burada kuzeydeki bu yangına müdahale etmesinlerdi. Çünkü bunun da konusu oldu. Bununla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Denildi ki yok hayır belki de arızalı değildi ve kasıtlı verilmemişti. Ne oldu günün sonunda? Rum tarafından da yardım istendi. Güney Kıbrıs'tan da yardım istendi. Güneyden de bir helikopterle bir uçak gelip yangına müdahale etti. Bu çok normal, çok insancıl bir olay. Türkiye'den aynı şekilde 3 tane helikopter gelip yangına müdahale etti. Ama nedir olay? Bütün mesele nedir? Bütün bunlar olurken, yaşanırken sözü biraz uzatıyorum çünkü Mehmet Asgüler geldi, onu stüdyomuza alacağız. Onu hazırlayana kadar ben de biraz değerlendirme yapma fırsatı buldum. Bundan dolayı bekliyorum kendisini, stüdyomuza gelecek. Bütün mesele nedir? Yangına müdahale edildiği zaman kabaca bir hesap yaptık. İşte minimum bir saat geçti üzerinden. O bir saat içerisinde eğer ki bu helikopter veya yangın söndürme uçağı burada olmuş olsaydı işte 10 dakikada yangın mahallinde olurdu. Ve bu kadar da zaman kaybedilmezdi denildi. Çünkü Ercan'dan bile mevcut şeyin helikopterin kalkması epey bir zaman aldı. Çünkü onun hazırlığı vardı, yakıtı vardı. Bilemiyorum yani çok fazla teknik bilgilerini bilmiyorum olayım ben ama bayağı bir zaman aldı ta ki helikopter Ercan'dan kalkıp da müdahale edebilsin. Demeye çalıştığım sevgili seyirciler, bu yangın olayı bizim için çok kritik, çok önemli bir olay. Dolayısıyla biz bunun üstesinden mutlaka gelmeliyiz. Helikopter alınacaksa helikopter alınacak, yangına müdahale edecek uçak alınacaksa uçak alınacak. Veyahut da bilemiyorum artık sürekli burada konuşlandırılacak bir şeyler mi olacak onu da bilemiyorum. Ama bir şekilde bunun olması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde dünyadaki bu değişimden dolayı benzer
yangınlarla yüz yüze kalacağımız, benzeri felaketleri yaşayacağımız belli, bunun sinyali bize veriliyor zaten. Dolayısıyla yangınlara zamanında, anında müdahale edebilecek her türlü ekipmanın hazır olması lazım. Belki de başka bir görüş vardı mesela bu konuyla ilgili. Covid-19'dan dolayı biliyorsunuz kısıtlamalar söz konusuydu. Rotasyona tabi olup da insanlar o şekilde çalışıyorlardı. Başka bir öz eleştiri var bu konuyla ilgili. Diyorlar ki işte bu rotasyondan dolayı belki de arazide çalışabilecek insanlar da tam randımanlı çalışmıyorlardı. Rotasyona tabi tutulduklarından dolayı örneğin işte 20 kişi çalışmaları gerekiyorken belki de 10 kişi çalışıyorlardı. Ve bundan dolayı zamanında da müdahale edilmediği şeklinde bir eleştiri var. Tabi ben buna katılmıyorum. Müdahale edilmediği değerlendirmesine ben kesinlikle katılmıyorum. Çünkü zamanında müdahale edildiğini biliyoruz. Yakından takip ettik biz basın mensupları olarak. Daha yangın, evet tamam, helikopterlerin gelmesi, yangın uçağının gelmesi biraz zaman aldı. Ama olay yerinde itfaiye vardı, olay yerinde sivil savunma vardı, olay yerinde askerlerimiz vardı, olay yerinde sivil halk vardı. Sivil toplum örgütleri, sivil halk tankerlerini alıp olay yerine gitmişlerdi. Diyeceğim şu ki, çok daha fazla uzatmayayım çünkü Hasküler stüdyomuza geldi. Yangınlara müdahale zamanında, anında müdahale edip çok daha fazla büyümeden bunun önüne geçmek farzdır. Sayın Hasküler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir seti bile de unutmuşum. Sabah nerede unuttuğumu bilmiyorum. Öyle mi? Bir televizyon için internet yoktu. Eve gitmek zorunda kaldım. Bir setten sonra hatırladım. Olmadı. Niye en geldim? Kusura bakmayın. Peki. Sıcaktı da hava. Evet. Bayağı sıcak değil mi? Evet. Evet. Çok birden geldi yani. Sıcaklar. Evet, bir programın başında da meteoroloji mühendisiyle bir konu, bu konuyla ilgili görüşmüştük ve aynı şeyi söylemişti. İşte geçiş olmadı bunun. Bir gün dedi yağmur yağdı, ertesi gün dedi baktık ki hava çok evet, sıcak. Doğru. Yani doğru. Öyle bir geçiş doğru. Olmuş. Sevgili seyirciler, YÖDOK Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hasküler konuğumuz. Biraz kendisini gecikmeleri olarak ağırlıyoruz. Kusura bakmayın, biraz uzattık biz de. Olur mu? Tabii. Ben fark ettim. Bir kendinize göre bir program yaptınız. Tabii iyi oldu. Başlayayım mı ben? Tabii başlayabiliriz. Evet. Hemen şundan başlayalım. Dilerseniz bugün bir açıklamanız oldu. En sıcak olaydan başlayalım. Evet. Bu yangından sonra çağrınız oldu. Üniversitelere bir çağrınız oldu. Dilerseniz oradan başlayalım. Tabii hemen. Yani üniversitelerimiz ülkemizin en önemli alanı. Her bakımdan önemli. Yani Kıbrıs Türk'ünün bir biçimde istikbali ile irtibatlı hale gelmiş durumda. Başarı öyküleri var. Eksiklikler var tabii ki üniversitelerimizin. Ama başarı öyküleri de çok. Bu çerçevede yangından dolayı tabii büyük geçmiş olsun dileğimi iletirim. Ve çok üzüldük yani bu durumun böyle olmasına. Ve çok yani 100 yıllık ağaçların da yandığını söylüyorlar. Çağrımız çok açık. O alanları 21 üniversitemiz var ve ilgi de oldu, bana dönüşler de oldu. Oraları çok rahat zeytin ağaçlarıyla kaplayabiliriz yani kısa bir sürede. İnşallah bu şeyle beraber, dönemin kapanmasıyla beraber bunlar düşünülebilir. Ne zaman ekilir onlar tabii teknik meseleler. Tabii. Ama buna çok ilgi oldu. Dün akşamdan ben paylaşmıştım o görüşümü sosyal medyada. Çünkü ülke bizim ülkemiz, vatanımız. Vatanımıza biz sahip çıkmazsak çocuklarımız bizi affetmeyecek. Yani buralarda hepimizin çocukları var. Olmayanların, kardeşlerinin çocukları var. Birbirine akraba çok sayıda insanlar burada yaşıyor ve yüzlerce yıldır bu coğrafyanın birçok sorununu da dedelerimizin dedeleri göğüslediler. Galiba biz en hoyrat nesilleriz. Yani bunların arasında varlık tarifsiz ama müsriflik de tarifsiz. Yani hoyratlık da tarifsiz. Sınırsız. Bunlar tabii sorumsuz. Yani çok şey söylenebilir. Kendimiz için söylüyorum. Yani bu bir öz eleştiri sonuçta. Tabii siyasetçileri eleştirmek kolay. Arkadaş biz kendimizin eli kalem tutanın, efendime söyleyeyim, aydın olduğunu düşündüğümüz ve aydın olan
öğretmenler ve sayılır doktorlar, avukatlar, kime derseniz giyin. Yani azıcık daha müteselsilen sorumlu. Yani bize bu meslekleri devretmiş ağabeylerimize, atalarımıza, her bir mesleğin kendi içinde bir sıkıntısı ve bir bakiyesi var devreden. Evet. O bakiye üzerinden de biraz, yani meslek insanların en önemli onur kaynağıdır. O meslek üzerinden de bu ülkeye sarılmak gerekiyor. Ben yani bu yangın konusu olsun. Ama şeftali kebabı olursa hepimiz amuda kalkarız, değil mi? Yani yangın olursa elimizi taşın altına koymayız. Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü'ne imza kampanyası çağrısı yaparsak şimdi olmayız, onu konuşalım. Şimdi mi? Onu konuşalım. Yani ama iş yemeye içmeye geldiğim hepimiz asopik. Hepimiz en birinciyiz. Yemede içmede arkadaş, hayat yeme içmeyle gitmez ki. Yangına karşı da duyarlı olacağız. Kanserimize de karşı duyarlı olacağız. Her türlü hastalığımıza karşı, çocuklarımıza karşı, eğitimimize karşı, sağlık sistemimize karşı ve dünyadan izole edilmiş olmamıza karşı da duyarlı olacağız. Siyaset en birinci büyük laflar edip içini sloganlarla dolduramayacağımız beylik laflar etme sanatı değil ki. Siyaset hayata dokunma sanatıdır. İnsana dokunma sanatıdır. Şimdi Covid-19 gösterdi ki adanın kuzeyinde yaşayan bizler her ne kadar çok teşvik ediliyorsak da edilelim. Biz bir şekilde işte kültürümüzle, demokrasimizle, yaşam biçimimizle bir şekilde varız yani bu adanın kuzeyinde. Sizin de tabii bu Dünya Sağlık Örgütü'ne üyelik konusunda ve Dünya Sağlık Örgütü'nden yardım alma konusunda veyahut da eleştirisel bazda Cumhurbaşkanı olsun, hükümet olsun, başbakan olsun mektup gönderdiler. Dünya Sağlık Örgütü'ne. Evet. Sizin de bir çağrınız oldu ve dediniz ki hayır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adanın kuzeyi de Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olabilir. Evet. Abi, şimdi biraz tabii bizim ilk çağrımız bununla ilgili 25 Mart'tır. Cumhurbaşkanının çağrısı 25 Nisan'dır. İmza kampanyamızın tarihi 22 Nisan'dır. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiğimiz mektubun tarihi 17 Nisan'dır. Aralarda olan şeyler, 23 Nisan'da röportaj var, 22 Nisan'da röportaj var, Türkiye'den gazeteler, Cumhuriyet, Sputnik, Fox, bir yığın yer var. Fakat burada benim anlayamadığım bu pandemi sürecinde her makam ama özellikle Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu düşündüğümüz makamlar birbirleriyle yarışırcasına Cumhurbaşkanından aşağıya doğru sayın iki tane pandemi hastanesi oluyor. Hemen orada iki tane itiraz var. Orada birikiyorlar. Bilmem nerede oluyorlar. Yani şey gibi, yangın söndürme itfaiye şey gibi, eri gibi makam yarışındakiler. Bu bana çok komik geliyor. İşlerini yapmadıkları manasına geliyor ve bu Covid-19 bize sanki böyle bir hayır gibi geldi. Bu pandemi bizim siyasetçilerimizin azıcık şeylerini, gradolarını biraz ortaya çıkarmış gibime geliyor. Ben yanılır olabilirim. Biz bu kampanyaya niye girdik? Bu siyaset üstü bir şeydir ama siyasetçilerden girdiğiniz için evet. Ve biz sosyal medyada çok değildik. İmzaya başlattığımızda 5-6 arkadaştık. Şu anda 3000 kusurlarda ve ben bunun çok rahat 10 gün içerisinde 200 bine çıkacağını düşünüyorum. Biraz bu imzaya vurgu yapmak istiyorum. Sevgili Kıbrıslı Türkler, ilk defa bir uluslararası örgüt bize kapısını açabilir. Bir uluslararası örgüte Kıbrıslı Türkler ortak üye olabilir. Bunun için Change.org adlı sitede 22 Nisan'dan beri bir imza kampanyası başlattık. Bütün partilere, bütün partilerin gençlerine, kadınlarına sesleniyorum. Oraya girsinler. Kıbrıslı Türkler Dünya Sağlık Örgütü'ne ortak üye olmak istiyor. Change.org. Hiç çok zaman gerekmiyor. Bir dakikada isminizi, soyadınızı, e-mailinizi veriyorsunuz ve bu imza sayılarını hızlıca 100 binlere çıkarıyoruz. Neden 100 binler? Biz kendi sayımızı dünyaya gösterelim Kıbrıslı Türkler olarak ve oradan hemen imza kampanyası biter bitmez bu imzalarımızı Dünya Sağlık Örgütü'nün, keşke bitirebilsek bu hafta, çünkü bu hafta Tayvan görüşülecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün asamblesinde Tayvan görüşülecek. Değerli dostuma da teşekkür ediyorum. Kanal T izleyicilerinden lütfen rica ediyoruz. Biraz sorumluluğumuzu bilelim.
biraz vatanımızla ilgili, kimliğimizle ilgili, ülkemizle ilgili bir tavır koyalım, bir imza. Girin ve imzanızı atın. Daha fazla sallanmaya gerek yok. Bu yol açıktır. Bununla ilgili rahatsızlıklar çok nettir. 2 aylık süredir mücadele veriyoruz. Anastasiadis'le ilgili 20 gün önce bana haber geldi. Ateşi çıkıyor. Ateşin çıktığını nereden anlıyoruz? Çin Halk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi bizim olamayacağımıza bize cevap veriyor. Çin'in Kıbrıs'la ilgisi Dünya Sağlık Örgütü üzerinden oluyor. Tayvan benzetmesi yapıyor, çarpıktır. Son derece yanlıştır. Tayvan'la benzemez Kıbrıs'ı Türklerin statüsü. Hiç benzer değil. Siyasi terminolojide yanlışlık yapılmadığı takdirde Dünya Sağlık Örgütü'nü kuran o dönemin belgesi 3. bölüm 8. paragrafta asli üyeliği BM üyesi olan her ülke asli üye olur. Ortak üyeliği de uluslararası ilişkilerini kuramayan bölge ve bölgeden ortak üye olur. Kimi tarif ediyor Erdoğan Bey? Bizi değil mi? Uluslararası ilişkilerimizi bizim için konmuş. Neden konmuş? Çünkü Milletler Cemiyeti'nden hemen sonra İspanyol salgını olmuş. Bu uluslararası örgütlerin hikayeleri her birinin içinde insanlar üzerinden, yani Kızılaç'ın kuruluşunun insan üzerinden, savaş alanları üzerinden öyle çok anekdotları var ki her bir uluslararası örgütün kendi içinde büyük insanı taşıyan, büyük insanın efendime söyleyeyim duygularını, düşüncelerini, dayanışmasını ve ihtiyaçlarını taşıyan özellikleri vardır. Biz uluslararası örgütlerden uzak bir ülke olduğumuz için, bizi uzaklaştırdıkları için ilk kez böyle bir şans sağlık üzerinden elimize geldi. Siyaset üstü bir taleptir, partiler üstü bir taleptir. Biz kahedici de demiyoruz, Kıbrıslı Türkler diyoruz. Yani uluslararası hukukun tanıdığı statüden başvuru yapıldığı takdirde bize hayır demeyi hiçbir ülke kendine yediremiyor, yediremez. Ve Güney Kıbrıs'ta sağlık hakkı için komşularının talep etmiş olduğu ortak üyelikle ilgili Yunanistan'ı dahi ikna edemez. O kadar özel bir dönemdeyiz biz. Gördük pandemi döneminde pozitif vakalar nasıl girdi ülkemize. Pozitif vakalar Alman turistlerin çoğunlukta olduğu bir ekip 9 Mart'ta geliyor. Ve o gün pozitif vakayla karşılaşıyoruz. Halbuki bizi o saate kadar dünya karantina altına almıştı zaten. Yani biz karantinadaydık. Sportif, kültürel, sağlık, ekonomik her bakımdan karantinadaydık. Bize çifte kavrulmuş geldi. Bunu anlatabilmek açısından da bugün bu olay çok çok önemlidir. Bunun siyasi boyutlarını anlatmak için değil ama sağlık izolasyonunun Kıbrıslı Türkler üzerinde yarattığı tahribatı ve olası ikinci, üçüncü dalgada burada muhtemel yansımaları çok kötü olabilir. Çünkü ilk dalga bütün ülkelerde hafif geçer. İkinci ve üçüncü dalga biz olsun istemiyoruz. Ama biz bu iki dalga halinde gelecek olan COVID-19 bize sizden geldi. Ama siz bizi tanımıyorsunuz. COVID-19 tanıyor. Biz de bir insan evladı olarak bu talebimizi sizlerden evrensel insan hakları doğrultusunda siyaset üstü bir talep olarak istiyoruz. Ve bunun için de imza kampanyası başlattık. Çeşitli televizyonlarda Türkiye'de çıkıyoruz, anlatıyoruz. Sanatçılar destek veriyorlar. Haluk Levent'ten Zinet Salih'e açıklamalar yapıyorlar, çağrılar yapıyorlar. Yakında daha büyük de katılımlar olacak ama biz önce Kıbrıslı Türkler bunu göstermeliyiz. Gidip imzamızı atmalıyız. Bu kendi sesimizi duyurma aracıdır. Ve bu bizim anamızın ak sütü gibi helal bir haktır. Bunu istememiz lazım. Bunu talep etmemiz lazım. Bunun siyasi yansımalarına girmek istemiyorum ama çok rahat bir uluslararası ilişkiler hocası olarak burada saatlerce konuşabilirim bunun olumlu domino etkileriyle ilgili. Bu inanılmaz bir potansiyele sahip. Kaç tanesine bir değinir misiniz öyle? Siyaset yapıyor diyecekler. Biz siyaset üstü durmak istiyoruz. Bakın Çin Büyükelçisi'ne cevap vermek zorunda kaldım. Ona bile cevap vermek istemiyorum. Çünkü tamamen safsata. Ve yani daha başka şeyler de var da biz bu hakkımızdır. Bunu alacağız. Bir uluslararası örgütler hocası. Yaptığımız kitap çalışması 25 üniversitede okutuluyor. Bugün Ankara'da işte geçen gün çıktı İngilizcesi uluslararası örgütlerin. Yani bu alanın bir hocası olarak söylüyorum. Bunun önünde biz hata yapmaz isek.